Valla hedefe giden takımlar için her maç final. Bu maç da bizim için öyle bir maç. Altınordu gerek kulüp yapısı itibariyle, gerek futbolcu kadrosu itibariyle, gerek amaçları itibariyle çok farklı bir kulüp, farklı bir takım. Bunu Türkiye'de herkes biliyor. Bizler de biliyoruz. Son derece zorlu bir müsabaka oynayacağımızı da biliyoruz. Ama hedefe gitmek istiyorsak tabii ki zorlukların üstesinden gelmek zorundayız. Deplasmanlarda daha iyi netice almamız gerektiğini biliyoruz. Bu kez bunu başarmak istiyoruz açıkçası. Tabii ki hakikaten bunları başarmak için de en az rakibiniz kadar daha mücadele etmelisiniz. Hatta daha fazla mücadele etmelisiniz ki kendi kalitenizi ortaya çıksın. Bu nedenle bunu başarmaya çalışacağız. Baktığımız zaman bizim gibi bütün rakiplerimiz de zor müsabakalar oynayacaklar ama hep söylediğim bir şey var. Bu grupta kesinlikle ve kesinlikle kararları kendiniz vermelisiniz. Kesinlikle ve şunu söylemek istediğim şu ki hep ipler bizim elimizde olmalı. Hiçbir şekilde bunu bırakmamalıyız. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu nedenle çok zorlu bir deplasman, Ege deplasmanı bu maç. Bu zorlu virajı kazasız belasız dönmeye çalışacağız. Eksiklerimize baktığımızda Kerim'de Isaac'in sakatlığı devam ediyor. Isaac daha iyi durumda ama Kerim de öyle. Fakat bu hafta olmayacaklar. Önümüzdeki hafta inşallah onlar da aramızda olurlar. Ama onun dışında diğer arkadaşlarımızla birlikte genç Emre'mizin de hafif bir sakatlığı var. Bugün Ankara'da MR çektiriyor. Onun dışında diğer arkadaşlarımıza müsabakaya hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocam kaç sınırlı olan oyuncularımız var? Altınordu maçından sonra Adana Demirspor maçı var İsa'da. Altınordu maçı altından hakemse Adana bölgesi. Yani bu konularla ben kesinlikle hiçbir şekilde yorum yapmam. Biz müsabakamıza bakacağız. Benim bildiğim kesinlikle çıkacaktır her iki takımda. Hakemler dahil, herkes dahil, herkes sahada görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacaktır. Tabii ki sıkıntılarımız var bu konuda ama bizim de geniş bir kadromuz var. Hangi kadroyla, hangi maça çıkarsak çıkalım biz sahada elimizden geleni yapacağız. Diğer konular bizim konuşacağımız konular değil. Teknik konularda sorunuz varsa cevaplandırabilirim. Hayır, deplasman fobisi yok. Şunu söyleyeyim yani tabii ki doğal olarak sizler sadece Karabükspor'un istatistiklerine bakıyorsunuz ama diğer takımların da istatistikleri öyle çok fazla parlak değil. Çünkü birbirine yakın takımlar var açıkçası. Tabii ki bunu geliştirmeye çalışacağız kalan müsabakalarda. Kalan müsabakada geliştirmeye çalışacağız ama dediğim gibi hakikaten birbirine çok yakın takımlar var. Herkes de saha avantajını kullanmaya çalışıyor. Bundan kaynaklanıyor tabii ki ama o konuda şeyimiz eksiğimiz var mı var, onu da tamamlamaya çalışacağız. Hocam 5 kişi var burada. Orası.